Merhaba arkadaşlar. Öncelikli olarak Ankara'dan Mustafa abimize çok selamlar. Bizi izliyor kendisi de. Ankara'dan ona bolca selam gönderiyorum. Ve arkadaşlar, atama takvimi ve kontenjanlar genel olarak nasıl olur? Aldığımız duyumlar ve bilgiler bu şekilde. Şimdi bunu yorumlayalım, sizlere de aktaralım. Şimdi arkadaşlar, 3 tane 2023 yılında atama yapılması bekleniyor. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Ve arkadaşlar, 23 Ocak 3 Şubat tarihleri, yani Şubat tatilinin olacağı zaman duyumlar 20 binden yana. Yani söylenenler bu şekilde. Daha fazla olur mu? O arkadaşlar, birazcık da bizim elimizde, yani mücadele etmemiz gerekiyor. Atanamayan öğretmenlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Atanamayan öğretmenlerle ilgili mitingler yapılıyor Ankara'da veya İstanbul'da, başka illerde. Genelde Ankara'da oluyor. Bakanlık orada olduğu için. Bunun için arkadaşlar, tüm atanamayan öğretmenlerimizin ve diğer öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız oluyor. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ne kadar çok olursak o kadar iyi. Yani bu rakamın 40 binlere, 50 binlere çıkması işten bile değil. Olabilir, neden olmasın? Çünkü 100 binin üzerinde ihtiyaç var. Öğretmen ihtiyacı var şu anda. Ve 100 bine yakın da 3600'e emekli olacak öğretmen var. 200 binin üzerinde öğretmen ihtiyacı olacak arkadaşlar. Açık ve net. O yüzden dolayı hep beraber birlik olmamız gerekiyor bu konuda. Yani mitinglere, ben buradan yine söylüyorum, tüm arkadaşlarımızın katılması, müsait olan arkadaşlarımızın katılması, destek olması, o sesin daha da güçlenmesine ve yapılacak şeylerin dönüş almasını hızlandıracaktır. Daha etkili olmasını sağlayacaktır. Bunu daha önceden yapılan çalışmalardan da biliyoruz. Bu mitinglerdeki, bu çalışmalardaki özveriyi, bu arkadaşlarımızın da katılımıyla daha da güçlendireceğiz arkadaşlar, el ele verip. Yoksa yani 100 kişiyle, 50 kişiyle, 100 kişiyle basın açıklaması yapmakla olmuyor arkadaşlar. Kimse ciddiye almıyor. Onu söyleyeyim. Sosyal medyada keza o şekilde. Bu çalışmalara tüm arkadaşlarımızın destek olmasını istiyorum ben. Şimdi arkadaşlar, bir burada ara atamadan bahsediliyor. 15 Nisan 15 Mayıs aralığında bir 15 binlik atama daha olacağından bahsediliyor. Ve arkadaşlar, 2023'ün Eylül'ünde de 25 bin atama olacağından bahsediliyor. Yani bu şekilde olduğunda ne oluyor arkadaşlar? Toplamda 25 artı 15 artı 20, 60 binlik bir atama oluyor. 2023 yılı için 60 binlik bir atama. İyi mi? Değil arkadaşlar. Yani bu ihtiyaca, öğretmen ihtiyacına bu atama yetersiz arkadaşlar. Dersler boş geçiyor. Veya alanında uzman olmayan ücretli öğretmenlerle bu açıklar kapatılmaya çalışılıyor. Tabii normal bir kadrolu öğretmenin neredeyse 1/3 fiyatına, maaşla, 1/3 maaşla çalışıyor bu arkadaşlarımız. Yani
Çok trajikomik bir tablo var aslında önümüzde. O yüzden arkadaşlar, şimdi şu anda gelen bilgiler, duyumlar bu şekilde. Yani ne diyoruz arkadaşlar? 23 Ocak, 3 Şubat. Yani Şubat tatilinde yani %90'lık bir ihtimalden bahsediyorum. Bir atama olacak. Yani şu anda gelen bilgiler 20 bin civarında olacağını söylüyor. 15 Nisan, 15 Mayıs seçim öncesinde bir ara atama olabileceğinden bahsediliyor. O da 15 bin. Ve 2023 Eylül. Evet arkadaşlar. Yani 25 bin. Bu ne olacak? 2023'te sınava giren arkadaşlarımız bundan arkadaşlar yararlanamayacaklar. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu seneki Eylül atamasında bildiğiniz üzere 2021 puanlı arkadaşlarımız atanmıştı. O mantıkla devam edersek yani bu 2023 yılındaki Eylül'de yapılacak atamaya 2022 puanlı arkadaşlarımız başvuracaklar. Yani onların atama takvimi 2023 Eylül'de atamalar olduktan sonra işte puanları açıklanacak arkadaşların. Ondan sonra mülakat falan hala olursa o zaman kaldırılacağını söylüyorlar. Hala devam ederse mülakatlara girecekler ve yani 2024'ün Şubat'ında olacak. Yani bununla ilgili arkadaşlarımız soru soruyor. Eylül ayına yetişir mi diye. Genelde arkadaşlar ne yapılıyor? Bir önceki yılın KPSS puanına göre hareket ediyor bakanlık. Yani bu yılda gördüğümüz gibi yani sınavın geç olmasıyla alakalı değil. Yani sınav zamanında da yapılmış olsaydı, Temmuz'da da yapılmış olsaydı, Ağustos'ta da açıklanmış olsaydı istenirse yetiştirebilirler. Bunu da gördük. Yetiştirebiliyorlar. Ama dediğimiz gibi şu şekilde ilerliyor. Sınav bu sene Ekim'de olmamış olsaydı bile, yazın tamamlanmış olsaydı bile bunu 2021 puanlı arkadaşları dahil edeceklerdi. 2022'de sınava girenleri yine bir sonraki atama takvimine yansıtacaklardı. Bunu da açıklamış olalım. Yani toplamda 60 bin oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu Ankara'da olan mitinglere, bu çalışmalara, basın açıklamalarına ben yani müsait olan, o anda gelebilecek olan tüm arkadaşların katılması taraftarıyım. Çünkü ne kadar kalabalık olursa o kadar etkili oluyor. Özellikle bu atama mitinglerinde ve basın açıklamalarında atanamayan öğretmenlerle ilgili platformların olsun, diğer sendikaların olsun yapmış olduğu çalışmalarda ne kadar kalabalık o kadar etkili. Yani geçen yıl bununla ilgili otobüs falan da kaldırılmıştı. Bunun daha etkili olması için, sesimizin duyurulması için buradan yine ben arkadaşlarımıza söyleyeyim. Hem sosyal medya olsun hem de bu basın açıklamaları, mitingler olsun, bunlara tüm arkadaşlarımızın katılmasını istiyorum ben. Daha etkili olacaktır. Yani değişebilir arkadaşlar. İhtiyaç çok. Yani normal zaman olsa bu değişmez derdim ben size. Hem bu sene seçim yılına giriliyor olması hem de 200 binin üzerinde öğretmen ihtiyacının oluşacak olması bunları değiştirir arkadaşlar. Ve gündemde de hala daha devam eden işte Bakan Özer'in gidip yerine yeni bakanın geleceği duyumları da var, kulislerde konuşuluyor. Hala daha yeni bir Milli Eğitim Bakanı'nın geleceği söyleniyor. Yani o da olursa muhtemelen politikalar tamamen değişir. Onları da o zaman konuşuruz. Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur arkadaşlar. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.